Şimdi ben sözü Sayın Profesör Doktor Neslihan Dostoğlu'na bırakıyorum. Kendisi bize Bursa ve Cumalıkızık'ta yürütülen alan yönetimi sürecinden bahsedecek. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için ben her iki konuşmacıdan da gerçekten her seferinde her onları dinlediğimde çok şey öğreniyorum. Bugün de yine aynı şekilde oldu. Hakikaten uzun yıllardır birlikte çeşitli ortamlarda çalışıyoruz ve beni her zaman besleyen fikirleri, düşünceleri, sunumları oluyor. Teşekkür ederim öncelikle. Ben de ekran paylaşımına geçeceğim şimdi. Tabii. Görünüyor mu acaba şu anda? Evet hocam, görüyoruz. Tamam. Bütün şuradan. Evet. Evet, herkese tekrar merhaba. Ben bugün sizlere asıl listede bir kültürel varlık örneği olarak Bursa'dan söz etmek istiyorum. Bu daha önce bahsedilen tabii bazı konular benim de sunumumda vardı. Onun için buralardan bu noktalarda daha hızlı geçeceğim. Zaten süre de oldukça azaldı. UNESCO'nun kuruluşundan söz edildi. İçeriğinden işte bu örgütün aslında United Nations Educational Scientific Cultural Organization'ın baş harflerinden oluştuğunu ben bir vurgulamak isterim. 72 yılındaki convention sonrasında gelişen süreçte hem işte 76 yılında Dünya Miras Komitesi'nin oluşturulması, 78 yılında da liste uygulamasının başladığını görüyoruz. Türkiye aslında gerek Birleşmiş Milletler içinde yer alması, gerekse UNESCO içinde yer alması konusunda hep öncü bir rol üstlenmiş. Fakat yine biraz önce Evrim Hanım'ın da bahsettiği gibi belli bir süre bu konuya belki yeterince önem verilmediği için veya yönetim planlarının yapılmasında biraz daha yavaş davranıldığı için bir süre listeye giren bir alanımız olamamış kültürel veya karma olarak. Zaten doğal varlığımız şu anda maalesef yok. Ancak son yıllarda hakikaten müthiş bir ivmeyle bir gelişme olduğunu da görüyoruz bu konuda ve 18'e çıkmış durumda. Yine biraz önce bahsedilen işte bu dünya miras ölçütleri arasında işte hem 10 kriterden biri özgünlük, işte bütünlük, üstün evrensel değer gibi ve de aynı zamanda yönetim yanıyla ilgili koşullar var. Bu dünyadaki çeşitli alanların dünya miras listesine girmesinde bahsedilen 10 kriteri burada ben yansıtmak istedim. 6 kültürel ve doğal kriterden en az birini karşılamak gerekiyor. Kimi yerler bir kriterle girebiliyor, kimi yerde altısını birden sağlayabiliyor. Ama bir kriter yeterli. Bu da doğal miraslara bir örnek olarak işte 4 tane değerden birini burada İguazu şelalesini göstermiştim. Hangi varlıklar UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alabilir diye tekrar baktığımızda zaten bahsettim işte kültürel, doğal ve karma alanlardan. Şu anda 1978 yılında 12 alan dünya mirasıyken şu anda 1121'e ulaşmış vaziyette. Bunun da işte hangilerinin kültürel ve doğal olduklarını kaç adedin bahsedilmişti. Burada çeşitli örnekler göstermek istiyorum. İşte Belçika'dan Mısır'a, Suriye'ye maalesef hani bunlar örneğin Suriye'deki tarihi Şam şehrinin bugün bu halde olmadığını hepimiz biliyoruz ve yine biraz önce sunumlarda gördük ki Suriye'de büyük bir kırmızı noktalar var. Hani tehlike altındaki miras listesine girmiş epey bir alan var.
Çünkü savaş maalesef hala sürüyor. İşte 83'te giren Tac Mahal gibi, Birleşik Krallık Westminster Sarayı gibi. Ama tabii somut olmayan kültürel mirastan da biraz bahsetmek istiyorum. Sadece somut kültürel ve doğal miras değil, aynı zamanda somut olmayan kültürel miras da çok önemli. İşte Fado gibi, işte Portekiz'in popüler şarkılarından tutun, işte ülkemizdeki Mevlevi Sema Ayini gibi veya Bursa yöresine özgü Karagöz gibi. Baktığımız zaman Türkiye'de de 2019 yılı itibariyle 18 tane alan var ve UNESCO'ya en çok unsur kaydettiren ilk 6 ülke arasında yer alıyor Türkiye. Bu anlamda çok önemli. Yine 2019 yılı itibariyle, çünkü 2020 henüz daha açıklanmadı, ilk 20 ülke arasında yer alıyor 18 tane alanıyla. En son giren de Göbekli Tepe oldu 2018 yılında. Yine 2019 yılında bahsedilen iki dosya o zaman hani mümkündü, maalesef geri çekilmek zorunda kaldı. Oysa hani bence çok değerli dosyalardı. Ülkemizdeki dünya miras alanlarından da kısaca söz etmemiz gerekirse, işte biraz önce yine Hatuşaş'tan bahsedildi. İşte Divriği Ulu Cami, İstanbul Göreme, Nemrut, Pamukkale, Truva Antik Kenti, Çatalhöyük, hepsini hızlıca geçiyorum. Bursa'ya burada daha fazla, biraz torpil yaparak daha fazla yer ayırdım. Diyarbakır, Efes gibi alanlar, hani arkeolojik alanı, Kars ve Afrodisias ve en sonunda Göbekli Tepe olarak listeye girmiş durumda. Yine Evrim Hanım'ın sunumunda gördük köşede, bundan sonraki süreçler nasıl devam edecek göreceğiz. Tabii bu asıl listeye girebilmek için öncelikle geçici listeye girmek gerekiyor. Geçici listeye girdikten sonra ancak asıl listeye girilebiliyor ve burada da gerçekten süreç burada tarihleriyle koymuştu son yılın sonuçlarını Evrim Hanım. Burada genel bir tablo var. Gerçekten hani çok kapsamlı, çok zaman ve emek harcanan bir süreç oluyor. Çeşitli aşamaları var. Ve burada da yine İngilizcesinden Türkçe'ye çevirdiğimiz bir şematik anlatım var. Bunu bulabilirsiniz UNESCO şeyinde, web sitesinde İngilizcesini. Biz bunu Türkçe'ye de çevirmiştik dediğim gibi. 10 tane adımdan oluşuyor. Yani bu işi nasıl bu ilerlemeniz gerektiğini anlatıyor. İşte öncelikle zaten bir ülkenin dünya kültürel ve doğa mirasının korunmasına dair sözleşmeyi imzalaması gerekiyor. Yani birinci adım o. Hepsinin için bir tek tek üzerinden geçmeyeyim ama 10. adımda da nihai kararın 21 üyeli Dünya Miras Komitesi tarafından verildiğini görüyoruz. Tabii bu çok heyecanlı bir süreç oluyor. İşte kabul, erteleme veya red olanakları var. Türkiye'de biraz önce geçici listeden bahsettim. 83 tane varlık geçici listede, 77 kültürel, 3 karma, 3 doğal. Bu dünyadaki benim bildiğim, yani Evrim yanlış bir bilgi veriyorsam düzeltebilir, en yüksek oran, sayı daha doğrusu. Çünkü hakikaten Anadolu toprakları katman katman çok farklı uygarlıkların bir araya geldiği bir ortam sağlıyor. Ancak bunların oldukça az bir kısmı, yani sadece 18 tane yani bütün bu varlıklar içinden listeye girmiş durumda. Bir de şunu söylemek istiyorum, bunu vurgulamak istiyorum. Listede hani ilk giren işte UNESCO Dünya Miras listesine girmek üzere hani yola çıkar gibi bir durum da yok. Hangi alan dosyasını bir an önce hazırlarsa veya işte eksiksiz bir şekilde koşulları yerine getirirse bakanlık tabii ki onu öne çekiyor. Biz mesela Bursa özelinde konuşmam gerekirse 2000 yılında geçici listeye girmiş Bursa. Fakat yine bazı, mesela Hatuşaş'la ilgili biraz önce Evrim söylemişti, bazı belgelere ulaşamadık diye. Örneğin ben alan başkanı olduktan sonra Bursa'nın 2000
yılında ilk bu tentative liste girdiği belgeyi bulmaya çalıştım. Aramadığımız yer kalmadı ve bulamadık. Yani bulunamayabiliyor bazen belgeler. 2010 yılından sonra ya da 2009 yılının sonlarına doğru başlayan bir süreç var örneğin Bursa'da. Ve daha sonra 2011 yılında alan başkanlığı oluşturuldu ve ben de alan başkanı olarak görevlendirildim. Ve 2013 yılında biz dosyamızı teslim edip 2014 yılında Dünya Miras Listesi'ne girmiştik. Çünkü biraz sonra daha detaylı anlatacağım. Hakikaten çok kapsamlı ve çok ortaklı ve katılımcı bir süreç izlendi. Gerçekten bu konuda ben bir alan başkanı olarak kendimi şanslı addediyorum. İşte alan yönetim ve yönetim planlamasının doğru yapılması, yönetim alanlarının belirlenmesi, birimlerin oluşturulması ve plan hazırlanması gerekiyor. Tabii ki adaylık dosyası hazırlanması ve bunların değerlendirilmesi. Burada bu kriterlerden zaten daha önce bahsetmiştim. Bursa'nın girdiği yine söz ettiğim en az birini karşılaması gerekiyordu hatırlarsanız. Bursa 4 tane kriteri sağlayarak girmiş oldu. 1., 2., 4. ve 6. kriterler. Bu da doğallar zaten. Üstün evrensel değeri bir özgün bir kent planlama sistemini yansıtması, Osmanlı'nın ilk başkenti olması nedeniyle ve vakıf sistemi içerisinde birbirleriyle ilişkilendirilmiş külliyelerin ve köylerin şekillendirdiği bir süreç olduğu için listeye girdi. Zor bir dosyaydı. Biraz önce yine Evrim Hanım bahsetti. Gerçekten arkeolojik alanların tanımlanması, dosyasının hazırlanması hakikaten daha kolay olabilir ama bizim dosyamız kentsel bir alan ama aynı zamanda bu kentsel alan içinde de seri adaylık dosyası hazırlanması. Çünkü araları çok bozulmuş 6 tane alandan söz ediyoruz. Dolayısıyla bunun UNESCO'ya kabul ettirilmesi, komitenin ikna edilmesi, başta bakanlığımızın tabii ki ikna edilmesi, yerelde yapılan çalışmaların oldukça zorlu bir süreçti. İşte burada görüyoruz, işte alan başkanının atanması, daha sonra danışma kurulu, eşgüdüm ve denetleme kurulunun oluşturulması ve çalışma ekibinin oluşturulması. Bana bu teklif yapıldığında ben biraz tereddüt etmiştim kabul edip etmemek konusunda. Sonra pek çoğunuzun tanıdığı Nur Akın Hoca, o zaman aynı üniversitede çalışıyorduk İstanbul Kültür Üniversitesi'nde ve İKOMOS Türkiye Başkanı'ydı. Teklifi aldığım zaman Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ilk ona sormuştum. O da beni çok yüreklendirdi. Çünkü hani ben doğru bir karar olmayabilirim. Çok sevdiğim ve doğduğum ve uzun süre içinde yaşadığım bir kendi haksızlık yapmak istemem, yanlış bir kişi olmak istemem diye ona gittiğimde beni çok yüreklendirdi ve ben de bu görevi kabul ettim. Tabii oldukça fazla birikimim vardı. Dediğim gibi Bursa'da zaten ailemin de yaşadığı, hani içinde varlığımı sürdürdüğüm bir kentti. Ve çok sayıda yayınım vardı, çalışmam vardı ve böylece işin içine girdik. Bu sınırlarla ilgili hani dünya mirası adayı çekirdek alanı, etkileşim alanı, yönetim alanı oluşturulması ve bununla ilgili bütün bu alanlar. Biraz önce yine bunlardan da bahsettim. 2011 yılında bu yönetim planlarının hazırlanması sürecinde hem Hanlar Bölgesi, hem Sultan Külliyeleri, hem de Cumalıkpızık Köyü'nü içeren 6 tane alanımız söz konusu oldu. Burada bu alanları görüyorsunuz. Ve demin bahsettiğim o zorlu süreci, yani tek bir alan değil, 6 tane alan var ve bu alanların birbirleriyle olan ilişkileri ve bir kent dokusu içinde, yani şu anda 3 milyonu geçti nüfusu, böyle bir kent içinde yüzyıllardır korunan yerleşme alanlar bunlar. Ama birbirleriyle ilişkileri açısından sorunlar yaşıyorlar. İşte bunun savunulması, işte mesela Bursa Hanlar Bölgesi ve bu Orhan Gazi Külliyesi ve çevresinden oluşan
İşte burada daha detaylı görüyorsunuz. Kırmızı çekirdek, sarı da tamponu gösteriyor. Ve birinci Murat Külliyesi. Burada da yine alanı görüyorsunuz. Hızlı hızlı geçeyim. Burası Yıldırım Külliyesi. Yeşil dediğimiz birinci Mehmet Külliyesi. Ve ikinci Murat Külliyesi. Bu da Muradiye denilen ve Cumalı Kızık Köyü. Tabii kırsal, yani dünyada da bunun pek benzeri olduğunu düşünmüyorum. Hem kırsal alan var, hem kentsel alan var. Birbirinden bu kadar ayrı. Yani hakikaten çok çok zorlu bir dosyaydı ama çok mutluyum ki hani böyle bir sürecin içine girdim ve bu alanların da miras sitesine girmesinde katkım oldu. Aşamalar, işte burada arama toplantıları, hazırlanan işte SWOT analizleri ve yapılan bütün bu çalışmalar, dediğim gibi çok katılımcı bir süreçle bunlar oluştu. Yönetim planımızı da biz başvurduğumuzda hazırladık ve bunu sunduk. Çeşitli temalar altında, işte birlikte korumak, koruma kullanma dengesine önem vermek, turizmi amaç değil araç olarak ele almak, her seviyede bilinç ve farkındalık yaratmak, ulaşılabilir olmak, dünyanın tanıdığı bir Bursa ve Cumalı Kızık olmak, acil durumlar ve afetlere hazırlıklı olmak gibi 7 başlığımız vardı. Ve bu aşamalar, hani revizyonlar da yapılarak sonuçta bu yönetim planı kabul edildi. 2013 yılında kabul edildiği gün hep birlikte ekip olarak toplanmıştık. Yine bakanlıktan gelen dostlarımız, uzmanlarımız da aramızdaydı o gün. Ve çalışmalar devam etti. İşte bahsedilen bu alan ziyareti oluştu. Burada da görüyoruz alan ziyareti sırasındaki bir görüntü. Hem burada bir İspanya'dan bir uzmanımız vardı. Aynı zamanda Bulgaristan'dan da bir gözlemci üye vardı. Aynı zamanda İKOMOS Türkiye'den de hem Zeynep hocamız hem Füsun Alioğlu hocamız bizimle birlikteydi. Büyük bir heyecan yaşıyorduk. Çünkü aslında bu alanda alan ziyareti sonrasında hani tabii ki bu ifade edilmiyor ama gelen heyetin, daha doğrusu iki kişinin ve İKOMOS Türkiye üyelerinin yani satır aralarından diyeyim, çıkarabildiğimiz olumlu bir ziyaret olmasıydı. Fakat masa başı uzmanlarının sanıyorum daha farklı yorumları oldu ve biz bir deferral kararı aldık. Aynı şekilde Bergama'da aynı deferral kararı aldı. Bu aşamada bakanlığın bir karar vermesi gerekiyordu. Ve birden önceki sene de Alanya dosyası geri çekilmişti. Dolayısıyla tabii ki bakanlık da bu konuda çok titiz davranıyordu. Yani iki dosyayı birden, deferral almış iki dosyayı sunmak ciddi bir challenge ya da ciddi bir hani zor bir durumdu, öyle diyeyim. Fakat açıkçası ikna ettik, öyle diyeyim. Hani bunun, bu gelen İKOMOS raporundaki problemlerin neler olduğunu çok ciddi bir sunum yaparak Ankara'da tek tek bu sorunların aslında sorun olmadığını, yanlış yorumlandığını ikna ettik. Ve ben İKOMOS Paris'e beni davet etti büyükelçimiz. Paris'e gidip oradaki İKOMOS heyetiyle ve UNESCO temsilcileriyle yüz yüze de görüşme fırsatım oldu ve onlara da bazı açıklamalarda bulundum. Ve daha sonra da Katar'a gittik. 15-25 Haziran 2014 tarihleri arasında böyle bir mekan. Çok ciddi bir çalışma yürütüldü. Yani inanılmaz bir ekip çalışmasıydı. Bakanlık ve bizler, her alanın temsilcileri. Burada da işte komitenin, daha doğrusu yürütme kurulunu orada görüyoruz. Komite üyelerini görüyoruz. Ve bütün aralarda bakanlığın bizden talebi şu olmuştu. Bütün heyetlerle, 21 ülkeyle de, temsilcileriyle de görüşün ve bunları anlatın diye. Son gece bir toplantı, hatta biz o zaman UNESCO başkanıyla da bir böyle hep birlikte bir fotoğrafımız da olmuştu. Ve gelinen süreçte hani bütün bu
ülkelerle konuşmalar esnasında, hani ben şunda bir daha geri dönmek istiyorum. Burada mesela görüyorsunuz, ben mesela bir heyetle orada görüşüyorum. Hani aramızda WhatsApp konuşmalarıyla benim arkadaşlarım işte, çünkü hani kongre sürerken ya da bir toplantı sürerken herkes de konuşmak istemiyor. Ama bir şekilde bunu yaptık ve ne girdik yani, bu da o anı gösteren bir fotoğraf. Bunu çok seviyorum. 2014 yılında 22 Haziran'da bir yanda Büyükelçimiz, diğer yanda da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı ve arkada çok sevdiğimiz dostlarımız Nevra Ertürk, hemen yanında diğer arkadaşlarımız ve Bergama heyeti, bizden sonra da onlar girdiler zaten. Gerçekten o anı anlatmak mümkün değil. Hani gerçekten sözlere sığmaz. Herhalde hayatımın en mutlu günlerinden biriydi diye düşünüyorum. Böyle bir sonuçta da Büyükelçimizi Bergama ve Bursa heyetlerinin birlikte çektirdikleri fotoğrafı burada görüyorsunuz. 38. Dünya Miras Komitesi'nde. Tabii neler, bu hep soruluyor. Bursa'da da yerelde de soruluyor. Peki girdik ne olacak? Hakikaten sonrası çok önemli. Bunu girdikten sonra bunun sürdürülebilirliği çok önemli. Her maalesef Türkiye'de çok büyük bir yöneticilerde çok büyük bir süreklilik olamayabiliyor. Her gelen yöneticiye bunu izah etmek, önemini izah etmek tabii ki bizim görevimiz. Onlarla bunu konuşuyoruz. İşte neden çok fazla turist olmasının, hani demin ünlem işaretiyle gösterilen bir durum vardı. Cumalı Kızık'ta mesela, bizim alanlarımızdan Cumalı Kızık'ta bunu çok yaşadık ve yaşıyoruz. Pek çok çabamız var bu konuda, alanlarımızla ilgili. Gelen ziyaretçiler oluyor, onlarla sürekli ilgileniyoruz. İşte Hanlar bölgesiyle, bölgesi esnafıyla konuşuyoruz. Her dediğim gibi variyle, yerel yöneticilerle birebir, işte anket çalışmaları, hani buraların düzeltmesi, Cumalı Kızık'la ilgili çalışmalar, işte PTT ile filateli hizmetleri kapsamında çalışmalar, hani kendi alanlarımızı içerecek kulların basılmasıyla ilgili, eğitimle ilgili çok gayret gösterdik. 5000 küsür öğrenciye ulaştık. Pek çok okulda eğitim verdik. Bu da eski rakam kalmış, özür dilerim. 5000 küsür ve ondan sonra bu 2016 yılındaki İstanbul'da yapılan toplantı sonrasında, biliyorsunuz tamamlanamadı o toplantı, yarıda kalmıştı. Biz Bursa'ya bir gezi düzenledik ve Cumalı Kızık'a gelen bütün iki otobüs İstanbul'dan o zorlu günlerde getirdik katılımcıları, isteyenleri ve halkla birlikte ve çocuklarla birlikte onlara çok güzel bir hafta sonu ya da pazar günü geldiler ve salı günü döndüler. Yani katılmadığımız konferans kalmadı. Ben veya ekipten diğer arkadaşlarımız, çalıştaylar, müzeler günü, sunumlar, yurt dışı ve yurt içinde çeşitli etkinliklere katıldık. Her sene mutlaka panel yapıyoruz ve sergiler yapıyoruz. Alanlarımızda sorunları tespit edip belediyelere bunları bildirip, hani bunların gerçekleştirilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ve son slayta geldim böylece. Uzun bir zorlu süreç. Uzun ve zorlu bir süreç tabii ki. Kabul edilmek. İşte bu 10 tane slaytı göstermiştim. Ama asıl önemli tabii ki girmek çok zor. Ama bu alanların lisede varlığını başarılı bir biçimde sürdürebilmesi de çok zor. Bursa'da büyük bir inanç var. Yani şöyle diyeyim, yani UNESCO'nun önemine bütün yöneticiler inanıyorlar. Biz bu süreçte gerek bakanlıktan ve her ortamda da ben bunu söylüyorum, teşekkür ediyorum. Hakikaten her türlü ihtiyacımızı yanımızda gördük. Bilmediğimiz konularda onlardan çok büyük destekler aldık. Çok güzel bir iletişim kuruldu. Yine yerel ölçekte belediye her dediğimizi yaptı. Yani hani öyle bir sorun yaşamadık. İşte Paris'e mi gidilecek? Mesela bakanlık dedi ki
Büyükelçilik'i Paris'e gelebilir misiniz? Çünkü açıkçası biz neredeyse gidemiyorduk. Hani iki tane deferral olunca, fakat Ankara'da benim UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nda pek çok katılımcının olduğu bir toplantıda yaptığım bir sunum var. Tabii ki ben bir profesörüm ve çok sunum yaptım ama ben öyle kendi açımdan öyle değerlendiriyorum. O sunum çok önemli bir sunumdu bence. Ve çok konuyu hani değiştirdi. Yani bazen öyle bir hamle çok şeyi değiştirebiliyor. Mesela oradan sonra işte Paris'e gidilmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri, işte ne istersek hani bir şekilde kolaylık gösterilmesi, sonrasında da her zaman önem verilmesi ve sürekli böyle odaların desteği, akademik odaların desteği ve aynı zamanda ekip arkadaşlarımla olan uyumlu çalışma. Yani orada hiçbir zaman böyle, ben gerçekten biraz önce de söylendi, hiçbir zaman tek başınıza bunu yapamazsınız. Yani ekip içindeki dayanışma ve mesela hani belediye memur olmalarına rağmen arkadaşlarımın hani 5 oldu ben eve gideyim düşüncesinde hiçbir zaman olmamaları, gerektiği zaman hafta sonu geç saatlere kadar çalışmamız hala öyle. Hiçbir zaman böyle bir problemle karşılaşmadım. Hani bütün bunlar bu başarıyı hani hem listeye girmeyi hem bunu sürdürmeyi sağladı. Ben kentleri farklı kılan ruhtan biraz bahsetmek istiyorum. Yani kent ve kentlik kimliği aslında Bursa'da hala hissediliyor. Onun için hani kültür turizm politikası gerçekten Bursa için de önemli ama bu kent kimliğine de mutlaka özen gösterilmesi gerekiyor. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve herkese başarılı çalışmalar diliyorum.